Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Haftanın son iş gününde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Dün çok çok önemli gelişmeler yaşandı hocam. Şimdi evet, sıralayacak olursak Moody's bekleniyordu, not arttırdı. Ki aslında bir hafta önce not artışı yok diyordu. Not arttı. Evet. İkincisi Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplandı. Oradan bir faiz indirimi çıktı. Sağlam da bir faiz indirimi çıktı. Bayağı bir sağlam. Başbakan Obama ile görüştü Sayın Başbakan. O görüşmede tabii çok önemli konular gündeme geldi. Bugün gazetelerde yansımış. Esad'ın gidişi konusunda bir mutabakat var ama askeri seçenek yok. İşte uçuşa kapalı alan yok. Fakat yine de bir mutabakat olduğu anlaşıldı. Ve yine bu serbest ticaret bölgesiyle ilgili bir komisyon kurulacak. Evet. O da önemli bir adım. Hani ne çıkar ne çıkmaz tartışılır belki ama en azından böyle bir adım atılıyor. Evet. Bu önemliydi. Şimdi bu gelişmeler çerçevesinde, bu arada S&P'den gene bir açıklama geldi. Dün yani böyle arka arkaya bombardıman gibi haber bombardımanına saat tutulduk. Başladı. Saat 2'den itibaren akşam geç saatlere kadar. Şimdi siz önce Moody's'le başlayalım tabii. Evet. Yatırım yapılabilir seviyeye geldik. Siz de bugün bilgeyatırımcı.com'da değerlendirmişsiniz. Borsa etkisi, faizlere etkisi, dövize, Moody's'e ve Sayın Başbakan'a ekonomi yönetimi etkisi demişsiniz. Ben o 5. maddeyi anlamadım. Niye Sayın Başbakan ve ekonomi yönetimine nasıl bir etkisi var Moody's'in? Onu soracağım ama tabii borsa, faiz, dövizle başlayalım. Moody's'i değerlendirerek başlayalım programa. Bak piyasalarda ilginç bir şey vardır. Kaotik dinamikler geçerlidir. Siyasette de kaos geçerlidir. Tabii. Ve hareket eden her şeyde yani fizikte de kaos geçerlidir. Dolayısıyla kaos teorisinin temel direği nedir biliyor musun? Kelebek etkisidir. İşte Japonya'da kelebeğin kanat çırpmasının Amerika'da deprem yaratmasıdır. Evet. Şöyle bir şey oldu. Sana son sorudan başlıyorum. Hani not artırımının Sayın Başbakan'a ve ekonomi yönetimine etkisi dedin ya. İşte onu anlamadım dedin ya. Oradan başlayayım ben. Aslında izleyici şeyi soruyor. Yani şimdi borsada ne olacak? Tabii tabii ona geleceğiz. Ama ona geleceğiz. Siyaset tarafı evet, önemli. Siyaset tarafı çok önemli. Ya şöyle bir şey oldu. Gerçekten bilinçli mi yapıldı, bilinçsiz mi oldu ve o andaki olaylar nedeniyle miydi bilmiyorum ama one minute'in kelebek etkisidir bu. One minute sonrasında Sayın Başbakan'ın işte Filistin'de, Mısır'da, diğer tüm İslam ülkelerinde posterlerini tabii, insanlar taşıdı. Ve bu inanılmaz bir güç. Yani sen milyarlarca doları yatır, ver, reklamını yapmaya çalış. Böyle bir şey yapamazsın. Araya gireyim. Dün akşam ben bu görüşmeleri bizim Türk kanallarından değil, saat işte akşam 6'dan itibaren CNN International'dan takip ettim gece 10'a 11'e kadar. Evet. Orada çok enteresan bir şey vardı. Sizin söylediğiniz gibi o one minute ile ilgili meseleyi tekrarladılar. Yani Obama görüşmesini bitmesinden sonra basın toplantısı için bekleniyordu ya canlı yayında. Evet. CNN International'da o sırada Antakya'daki muhabirine bağlanıyor, Suriye ile ilgili bilgiler alıyor ve o arada klipler giriyor araya. O kliplerden bir tanesi sizin dediğiniz işte. Anlatıyor. Orta Doğu'nun güçlü lideri Erdoğan diye başlayan bir klip ve evet, işte o Erdoğan'ın posterlerinin taşınması, o one minute olayı, Orta Doğu'daki etkisi onu anlattılar. Yani 2-3 dakikalık bir klip yapmışlar. Dün akşam mesela onu hatırlattılar. Kesinlikle. Ya ben şimdi şunu söyleyeyim Barış. Yani yiğidi öldür, hakkını yeme. Evet. Şu ana kadar gerçekten AK Parti'nin medya planlaması, iletişim planlaması, gündemi inanılmaz bir şekilde belirleyebilmesi... Yani bu böyle çok sıradan birkaç tane danışmanın falan yapabileceği bir iş değil. Yani ben inanılmaz çok güçlü bir profesyonel destek aldıklarını düşünüyorum ve çok da haklı da görüyorum. Yani bundan bir kelimenin nasıl her şeyi değiştirebileceğini konusunda herkesin ders alması doğru lazım. Başta da Sayın Kılıçdaroğlu'nun da ders alması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu evet dünkü o Brüksel faciasından evet, sonra yani ben facia diyorum kimse kusura bakmasın ama yani çok da gerçekten eleştiri de geldi bana o konuda ama hani gerçekten olacak şey değil. O konuya istersen şöyle konuyu dağıtmamak tabii, için tabii, girmiyorum siz ama dediğiniz sıradan için bir cümle bir şey olarak, dedim, evet, evet, sıradan bir vatandaş olarak yorumlayabilirim ben onu. Ama şunu gördüm. One minute etkisinden sonra hatırla. Sonra başka ne oldu? Yani bu şekilde büyük bir hani bomba etkisi yapacak başka ne gelişmeler oldu? Obama İsrail'e gitti. Hı hı. Tam orada görüşüldü. Birkaç telefon görüşmesi sonrasında İsrail özür diledi. Evet. Öyle değil mi? Ve halkın gözünde baktığımızda gerçekten hani bu gelişmelere
bir tane olumsuz bir şey söyleyen var mı? Gerçekten güçlü bir lider görünümünü Sayın Erdoğan sergiliyor, Sayın Başbakan sergiliyor ve çok da başarılı bir şekilde de aslında işini götürüyor. Hı-hı. Diğer taraftan baktığımızda o değil. Mesela geçen hafta mesela IMF'ye borcumuzu sıfırladık. Türkiye yıllar yıllar sonra gerçekten kuruş IMF'ye borcu olmadığı gibi IMF şimdi Türkiye'ye borçlu ama duruma şimdi geliyor. Orada da şöyle bir şey yok mu hocam? Şimdi biz konuları belki dağıtıyorum araya girip ama ben söyleyeceğim de sonra yorumlarsınız yine. IMF'ye borcumuz bitti ama dış borçta tepelerde. Şimdi şöyle Barış, borç üçe ayrılır. Biri kamunun borcudur. Diğeri özel sektörlerin, evet, şirketlerin borcudur. Bir de hane halkının borcu vardır. Sektörler, özel sektör gider dışarıdan borçlanır ve tamamıyla şu anki dış borcumuz kamunun Londra piyasalarına, New York piyasalarına, hı-hı, borcu var, dış borcu. Yani biz devlet tahvilimizi dolar bazında çıkartmışız, euro bazında çıkartmışız ve satmışız. Evet. Dışarıda satmışız. Bu bizim dış borcumuzdur. Fakat bu zaten doğal olan her ülkenin, yani Amerika hariç diğer, hı-hı, ülkelerin hepsinin yaptığı bir şeydir. Şimdi ama IMF olayı farklıydı. IMF eline sopayı alır gelir, şu dediklerimi yapacaksın. Ben sana parayı vereceğim ama benim sözümden çıkamazsın derdi. Şimdi böyle bir şeyden zaten biz 2007'de kurtulduk. Yani stand-by'ı devam ettirmedik. Evet. Bir de borcumuz bitti ve Sayın Babacan'dan o gün açıklama geldi, borcun ödeneceği gün. IMF ile 5 milyar dolarlık IMF'ye katkı yapma anlamında, hı-hı, görüşmelerimiz devam ediyor. Şartları konuşuyoruz. Artık şartları biz konuşuyoruz. Yani biz size parayı biz veririz. Evet. Biz bu parayı nasıl kullandığınızı da inceleriz, bakarız vesaire diyoruz. Şimdi şeyden, One Minute'den başladık. Arkasından İsrail'in özrü geldi. Arkasından işte IMF ile borçlar gerçekten sıfırlandı. Ve Moody's acaba notu bir gün önce, üç gün önce açıklayamaz mıydı? Yani tam Sayın Başbakan'la Obama'nın konuşmasının sonrasında tamam ya biz not arttırmayı düşünüyorduk da artık bu da bir büyük bir şey mi oldu? Hani muazzam bir gelişme oldu, artık bunu arttırabiliriz. Şimdi Moody's diyor ki kamu borçlanması ve kamu dengeleri oldu, çok olumlu. Makroekonomik gelişmeler olumlu. Dış kırılganlıklar azaldı. Geçen sene Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu politikalar nedeniyle cari açığı hızla aşağı çekmesi ve cari açığın şu an artmıyor olması dış kırılganlığı azaltıyor. Ve orada risk olarak da yarın işte dış dünyada anormal gelişmeler olur. Millet parasını çekmek isterse bir risk oluşabilir şeklinde bir şey söylemiş. Notumuzun zaten artması gerekiyordu ve bu bizim hakkımızdı. Tamam mı? Fakat zamanlamaya baktığın zaman, o yüzden ben oradaki yazıya Sayın Başbakan'a etkisi dedim. Şimdi şöyle, Türkiye büyük bir değişim yaşıyor. Bu değişim iyi mi kötü mü ben tartışmıyorum. O herkesin kendi kafasında görüşü var, evet, o konuda. Fakat anayasa illaki referanduma gidecek. Bu artık çok açık. Yani referanduma bir anayasa gidecek. Bu belirleniyor şu an. Ve burada %50 ile 55 ile mi gitmesini istersin? Yoksa %70-80 bir oranla mı bu anayasanın çıkmasını istersin ki tahmin ediyorum başkanlık sistemi de geliyor. İşte burada gerçekten de halkın gözünde de çok olumlu bir durum yaratıyor bu Moody's'in not artışı. İşte o kadar güçlü bir lider ki Amerika'ya gitti, direkt restini çekti ve 2 saat sonra da notumuzu arttırdı. Moody's için tam rezalet bir durum. Yani Moody's için zamanlama açısından olacak en kötü şey. Yani onların ciddiyetine vesairesine göre bir hafta önce söylediği söz, yazdım siteye, bir hafta önce söylediği söz ortada. Yani Moody's bir hafta önce aynen şunu söylüyor. Moody's'in kredi derecelendirmeleri geçerliliğini sürdürmektedir. Evet. Yeniden gözden geçirme için herhangi bir zaman dilimimiz bulunmamaktadır. Fakat zaman dilimi tam o toplantı üzerine oluyor. Dolayısıyla burada ben şunu söylemek istiyorum. Sayın Başbakan'ın kredibilitesine muazzam bir katkı yapmıştır. Doğru. Moody's'in kredibilitesine negatif bir katkı yapmıştır. Asıl ama bizim işimiz bundan sonra özellikle piyasalar üzerinde nasıl bir etkisi olacak? Şimdi tabii o sorular da gelmeye başladı. Evet. Bu siyasetle ilgili kısmını bitirecek olursak isterseniz. Bugün söyleyecekleriniz çok kıymetli demiş mesela Hüseyin Bey. Evet. Yorumlarınızda kişisel kanaatlerinizi özellikle piyasaların yönü anlamında vurgularsanız çok sevinirim demiş. Yine Ahmet Bey iç dış borçla ilgili bir yorum yapmış. Az önce konuştuğumuz konuyla ilgili. Faizi altına değmiş tabii.
Anlaşılan o ki dün üç güzel hadise oldu diyor Mehmet Uyguç Bey. Faizler düştü, işte Moody's puan arttırdı. Obama Erdoğan görüşmesi çok olumlu tamamlandı. Bu ortamda borsanın yeni yönü ne olur? Bu hadiselerden hangisi en çok borsayı etkiler demiş. Bunu soruyla da isterseniz piyasa yorumuna başlayalım. Evet, şimdi Barış özellikle şeyde ben vereceğim şimdi. Hani vadeli işlemler borsası az önce açıldı. Ve vadeli işlemler borsasındaki ilk grafiği arkadaşlar hemen verelim. İlk anda ilk etkisi ne oldu? Ona bir bakalım. BIST 30 vadeli işlemler endeksi dünkü kapanış 114.275 diyelim. Bugün gördüğü en yüksek 116.700. Dolayısıyla 116.700 yani şu seviyeyi görüyor. 116.700'e 2400 puan civarında bir yükselişle başlıyor. Hı hı. Fakat şu anki değer 115.550. Yani yaklaşık olarak 1250 puan yukarıda bulunuyor. Moody's'in not artışının ilk etkisi açılışta çok hızlı bir yukarı hareket ve ardından hemen düşüş şeklinde yansıdı. Yani önce almak isteyenler vardı. Fakat şunu söylüyorum her zaman borsadaki o ünlü atasözü borsada açılışı acemiler, kapanışı ustalar yapar diye. Şunu belirteyim. Hemen bu grafik bize diyor ki eğer 114.750'ye gerileme olursa buradan çok rahatlıkla alım yapılabilir diyor. İkinci bir şey söylediği daha var grafiğin. Açılışta 116.700 görüldüğü için, 750 görüldüğü için 116.750 de artık bugün seans içi ciddi bir direnç oluştu. Yani bugün ön direnç orada. Ama arada 1000 puanlık fark olduğu için özellikle 114.500 veya 750 seviyesine doğru bir gerileme söz konusu olursa böyle bir durumda oradan long pozisyon açılarak 300-500 puan kazanılabilir. Hemen BIST 100'ü açıyorum. Şu klimaları bir şey yapabilir miyiz ya? Kapatabilir miyiz? Bu çok etkiliyor beni. Şimdi İMKB'nin şeyine baktığımızda grafiğine dün bir ara 92.700'ü gördü İMKB. Tarihi yine tüm zamanların rekorunu kırdı. Şu an grafikte görüyoruz. Ve kapanış 92.000'den oldu. Yani 91.946'dan oldu. Burada ben 1500 puanlık bir artış bekliyorum. Dolayısıyla 1500 puan artış 92.000'e vurursak 93.500 yapıyor. Yani şöyle bir hareket bekliyorum. İlk açılır açılmaz hemen. Hızlı bir yükseliş ve burada yaklaşık olarak 93.500. 93.500'e ulaştıktan sonra geri çekilmesi ve 92.500'ü destek yapmaya çalışması. Yani şu şekilde. Ve bu seviyelerden itibaren de gün içerisinde sürekli yatay gitmesi. Şimdi açılışta hemen kalkıp da alım yapmak gerekmez ve risklidir de alım yapmak. Bu nedenle de yatırımcıya hemen açılışta hiç hareket yapmalarını önermiyorum. İlk yarım saatin geçmesini beklemelerini öneriyorum ve haber herkese de ulaştığı için Barış, bu haberden para kazanmaları neredeyse imkansız gibi bir şey. Hı hı. Şimdi gelelim daha orta vadeli bir konuşmaya. Yani özellikle de şunu söyleyeyim. Eğer bugün endeks 91.500'ün altında kapanacak olursa veya 92.000'in altında kapanacak olursa veya onun olacağı anlaşılırsa direkt olarak hisse senetlerinde özellikle İMKB'ye yakın seyreden kağıtlarda ben bir miktar satış yapıp beklemeye geçmelerini tavsiye ederim. Ama bugün tahmin ediyorum yüksek seyrini koruyacak. Yani bu 93.000'le 93.500 hatta belki 92.500'ü destek yapıp bu seviyelerde yatay dalgalanma yapacaktır. Daha önceki not artışında neler olmuş? Ben onu bir göstermek istiyorum. Yani daha önce not artışı sonrasında neler olmuş? Ona bir istersen bakalım. 2010 yılındaydı en son yapılan not artışı ve günlük grafiklerde onu bir vermek istiyorum. Şurası tam şu bölge. Daha önce Moody's'in notumuzu arttırdığı bölge. Şimdi burada tabii fark var, onu söyleyelim. Yani şimdi o zaman yatırım yapılabilir seviyeye gelmemiştik. Bak, tam bu noktada Moody's'in not artışı olduğu gün endeks, BIST 100 endeksi 57.900'müş, 950'miş. Not artışı olduğu gün hızlı bir şekilde açılış yapmış
ve 60.889, yani 61 binden kapanmış. 58 binden 61 bine. Yaklaşık 3.000 puanlık bir artış olmuş orada. 3.000 puan da 60 bine vurursak eğer %5'e yakın bir artış olmuş gün içerisinde. Şimdi buradaki gün içinde bugünlerde o dakikalarda ne olduğunun ayrıntısını göremiyorum ama ertesi gün ne olmuş? Hemen bakıyorum şeye. Ertesi gün ne olmuş? Onu göstereceğim. Ertesi gün yükseliş devam etmemiş. Bir artı işareti oluşmuş. Yani piyasa nereye gideceğim diye belirgin bir bekleme içine girmiş. Hı hı. Ve daha sonraki günlerde de artışın başladığı yerin de altına gelecek şekilde, yani 58 binden başlıyor artış, daha sonra 56 bin, 55 bine kadar yaklaşık 3.000 puan daha düşüyor. Yani 3.000 puan artıyor, tekrar eski seviyeye geliyor ve 3.000 puan daha düşüyor ve onun ardından da tekrar yukarı gidiyor. Ama o yukarı gidiş vesaire, dikkat edersen daha önce not artışında ulaştığımız seviyeye yaklaşık olarak bir ay süre içerisinde ulaşamıyoruz. Yani hemen şöyle gidiyorum, yani daha sonra ne zaman ulaşmışız diye. En son yaklaşık 6 ay sonra not artışının olduğu seviyeye tekrar geliyor endeks. Ama burada hemen şunu da söyleyeyim. Bugün bu zamanki konjonktürde şey vardı. Bizim not artışımız vardı ama 1-2 gün sonra etkisi geçti. Ve 2010'un Kasım ayında da Avrupa Birliği'nde çok ciddi sorun vardı. Yunanistan sorunu vardı. Dolayısıyla dış borsalar olumsuz davranıyordu. Şimdi bu nedenle benim söyleyeceğim şey şu. Borsada hangi beklentiler satın alındı bugüne kadar? Not artışı beklentisi satın alındı. Merkez Bankası'nın agresif faiz indirimi satın alındı. Yani Merkez Bankası'nın dün faiz indirimi 25 bas puan bekliyordu piyasalar. Evet. Hem üstünde koridorun 7'den 6.5'a çekti Merkez Bankası. Ortadaki politika faizini 5'ten 4.5'a çekti. Alt bandı da, alt seviyeyi de 4'ten 3.5'a çekti. Dolayısıyla bandı olduğu gibi aşağı çekti. Ve hatta faiz indirimlerinde devam edebileceği sinyalini verdi. Çünkü kurlarda TL'nin değerlenmesini istemiyordu. Dün tabii agresif faiz indirimini gördük. Ama piyasa bu agresif faiz indirimine daha önceki gibi çok olumlu reaksiyon da vermedi. Yani aslında beklenmedik bir şey oldu yine. Evet. Biraz sürpriz oldu. Ama piyasa bu sürprize rağmen ciddi bir artış vermedi. Şimdi demek ki Merkez Bankası işte bugünkü not artışını veya dün akşamki biliyordu. Not artışını biliyordu. Zaten 24 saat önce zaten hazineye bildiriyorlar. Babacan bizden duymazsanız not konusundaki hiçbir şeye itibar etmeyin demişti. Hocam bir isterseniz ara verelim. Reklam aramız geldi. Evet. Arasından sonra neyi konuşacağız Barış biliyor musun? Merkez Bankası'nda çok önemli bir çalışma yapılmış. Not artışı sonrasında ülkelerde neler oluyor diye. Evet. Hangi piyasada neler oluyor diye. Onu konuşacağız. Tamam. Orada çok önemli bilgiler var. Tamam hocam. Bir reklam aramız var. Kısa bir reklamdan sonra devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Hocam sizin söylediğiniz gibi o önemli konuya değinelim. Merkez Bankası'nın tabii faiz indirimi kararını konuşuyoruz ama o raporlar da önemli. Evet Barış, İbrahim Burak Kanlı 2013'ün yani 15 Mart 2013'te şey yapmış, bunu yazmış. Başlığı şu, The Second Investment Grade, A Game Changer demiş. Yani yatırım yapılabilir seviyeye gelen bir ülkenin oyunu değiştiriyor mu? Gerçekten yatırım yapılabilir seviyeye gelmesi ülkenin kaderini değiştiriyor mu? Anlamında alabiliriz. Yalnız bir şey söyleyeceğim Barış. Yani şimdi bugün baktım. Türkiye'ye işte notun artışından sonra şöyle olacak. Şu kadar para geliyor vesaire demişler. Evet. Tamam mı? Yazılar var, yorumlar. Fakat buradan bilgiyi aldıkları halde ya adamcağızın adını zikretmemişler. Vermiyorlar. Sanki kendileri oturmuş, çalışmış, bulguları ele geçirmişler de sonra bunu özet olarak sunuyorlar. En çok yapılan şeydir o fikir hırsızlığı biliyorsunuz. Yani inanılmaz bozuldum. Emek yani hırsızlığı. Bir yerde okudum ve gerçekten de insan çok şey oluyor. Ya düşünsene sen bu çocuk bu raporu yazmak için ne biçim veri topladı biliyor musun? Yani bakıyorsun ülkelere bak ya, notu artan ülkelere. Lütüanya, Hindistan, Meksika, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya, Uruguay, Romanya,
trine, yani bu adamların verilerini toplayacaksın. Hı hı. Hangi gün noto artışı oldu, yatırım yapılabilir tabii seviyeye şey geldi. Bunlara çok, bakacaksın. Bunlara baktıktan sonra da ondan sonra bunların istatistiksel bütün her şeyine hakim olacaksın. Analizleri sağlıklı biçimde yapacaksın. Ve sen bunu bir de Merkez Bankası'nın onayından geçirerek yayınlayacaksın yani. Ya yani içindeki bilgileri bu kadar toplayacaksın. Ve ondan sonra da senin ismini bahsetmeyecekler. Gerçekten kim kullanıyorsa ondan bahsetsinler. Ben bugün web sitede bu çalışmaya direkt olarak link verdim. Hı hı. Ve okumak isteyenler İngilizce olarak okuyabilirler. Bak şimdi şu grafiği verelim şeyde çalışmanın içerisinde. Portfolyo yatırımlarının hisse senedi ve tahvile nasıl bir giriş yaptığı. Diyor ki ikinci yatırım yapılabilir seviyeye gelmeden önce ülkeler tahvil ve tahvil ve hisse senedine yatırımlarda muazzam artışlar oluyor ve arkasından da bu artışlardan sonra da ciddi bir duraksama oluyor. Hı hı. Ve gitgide o ülkeye olan yatırım bono tahvil yatırımları bono tahvil ve hisse senedi yatırımları azalıyor diyor. Burada striking finding demiş. Özellikle istatistiksel olarak çok güçlü bir şey bulmuş, ilişki bulmuş. Yeniden diyor hızlanması ve tekrar güçlü bir şekilde paranın ülkeye gelmesi bir önceki yatırıma göre 10 aylık bir süreyi şey yapıyor, alıyor. Şimdi burada çeşitli case'ler incelemiş. Yani çeşitli ülkelere bakmış ve bu ülkelerin verilerini inceledikten sonra şu sonuca gelmiş çalışma. Diyor ki borsa not artışı öncesinde diğer ülkeleri ciddi bir biçimde o ülkelerden daha fazla getiri sağlıyor. Yani diğer borsalarla karşılaştırdığında pozitif ayrışıyorsun. Evet. Ama not artışından sonra bu pozitif ayrışma ortadan kalkıyor. Diğer ülkelerin standardında onlarla beraber veya kendi ülkenle ilgili makroekonomik kötü bir gelişme varsa daha kötü performans gösteriyorsun. Ama artık pozitif ayrışma bitiyor. Birincisi söyleyeceğimiz bu. Yani bugüne kadar Türkiye diğer ülkelerden ciddi anlamda pozitif ayrıştı. Bu çalışmanın söylediği şey bundan sonra not artışından sonra bu pozitif ayrışma gitgide azalacak. Bugün ayrışacağız yine. Hı hı. Yarın da belki pazartesi günü de belki olumlu etkisi devam edecek ama sonra mutlaka bir kar realizasyonu gelecek. Bir de kar realizasyonu gelecek diye bazı yatırımcılar herkes bugün yorum yapıyor. İşte kar realizasyonu gelecek vesaire diyorlar ama bu şöyle bir algı yaratıyor. Piyasa açılır açılmaz gümbür gümbür mal verecekler. Yok öyle bir şey. Piyasa açıldıktan sonra hatta yüksek açılacak. Uzun süre bence yatayda gidecek. Hatta biraz daha yükselecek. Ve arkasından bir bekleme dönemine girecek. İşte o dönem olmadığı sürece kimse satış yapamaz ki. O zaman gümbür gümbür düşersin aşağıya doğru. Tahvil bonoda ilginç bir şey. CDS'ler vardır. Ülkelerin CDS'leri dediğimiz yani diğer ülkelerle faizleri karşılaştırırsın. Aradaki fark CDS'ler sigorta yani Türk tahvillerinin aldığında eğer default olursa tamam mı buna bir prim yatırırsın. Bu primler inanılmaz bir şekilde düşüyor ve CDS'ler düşüyormuş not artışı öncesinde ve arkasından da not artışı sonrasında da CDS'ler düşük kalmaya ve daha da düşmeye devam ediyormuş. Dolayısıyla güveni çok ciddi biçimde arttıran bir etki. Tahvil bonoya yatırımdan önce faizlere etkisi. Not artışından önce faizlerde düşüş oluyor. Not artışı bittikten sonra faizlerde belki bir miktar düşüş oluyor bu çalışmaya göre ama not artışından sonraki etkisi belirgin ve istatistiksel olarak anlamlı değil. Yani not artışından sonra faizlerin yönünü aslında ülkenin kendi ekonomik dinamikleri belirliyor. Bu anlamda dün tahvil faizleri bir ara 4.80'lere kadar indi. Agresif faiz indirimi nedeniyle Merkez Bankası'nın bugün de tahmin ediyorum bakalım hemen şeyi tahvil bono piyasasında kaça inmiş durumda verelim arkadaşlar grafiği şu anda faizler ben 4.50-4.60 demiştim evet 4.64'e kadar geri çekilmiş ve tahmin ediyorum artık 4.50 Türkiye'nin evet. En düşük faiz oranı. Şimdi istersen Barış şeye geçelim. İzleyicilerin sorularına geçelim. Geçelim hocam çünkü süre çok azaldı. Evet. Yaklaşık 7-8 dakikamız var.
Emre Bey diyor ki, Emre Yaban, ekranların dürüst ve küçük yatırımcının yanında olan tek ekonomi programı Paranın Rotası demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Merkez Bankası dün 50 bas puan faiz indirime gitti. Bu indirim konut kredilerine ne zaman yansır? Şu anda 68-69 puanda olan konut kredileri ne kadar daha düşebilir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yaklaşık olarak Ocak ayından beri Merkez Bankası kaç puan indirim yaptı biliyor musun Barış? Yani bu şeyden itibaren yaklaşık 3,5 puan indirim yaptı. Hı hı. Fakat konut kredileri Ocak ayında 10'muş. Yani 9.96'ymış yıllık getiri, yıllık konut kredisi faizi. Hani onun 68-69 dediği şey. 3,5 puan indirimden sonra 9.06'ya inmiş. Yani 3 puanlık bir indirim konut kredilerini 1 puan indirmiş. Dolayısıyla 3'te 1'lik bir etki yaratacak olursa bu 50 bas puanlık indirim ki geçen ayda 50 bas puan yaptı. 3'te 1'i bunun 20 bas puandır. Aynı etkiyi gösterdiğini varsayıyorum. Gazetede bu konuda zannedersem 3 gün önce bir yazım vardı. Faiz oranları nasıl değişmiş tarihler itibariyle? Merkez Bankası faiz indirdikçe kredi faizi, ihtiyaç kredisi, konut kredisi faizleri ne olmuş? O yazımı okuyabilirler. Benim tahminim konut kredilerine yansıması bu 1-2 hafta içerisinde olur. Ama fazla bir yansıma beklemesinler. 9.06'dan veya 9.10'dan en fazla 8.80'e yıllık bazda düşebilir. 8.80 veya 8.90'a düşebilir. O kadardır. Ondan daha fazla da düşme beklenebilir mi? Eğer dışarıdan yoğun para gelmeye devam eder de Merkez Bankası da bu parayı durdurmak ister, gelecek ayda yine faiz indirimi yaparsa devam edebilir. Ama hani gelecek ay bu kadar agresif olacağını zannetmiyorum. Gelecek aya kadar girecek parayı da Merkez Bankası izleyecektir. Peki hocam, Koray Demir de diyor ki not artırımından sonra şimdi artık satın alınacak beklenti nedir? Satın alınacak beklenti şu. Türkiye'nin bir tek, yani bundan sonra iki tane temel konusu var. Bir tanesi büyüme, bir tanesi de bu barış sürecindeki gelişmeler. Şu ana kadar barış sürecine ilişkin olarak hiçbir olumsuz gelişme görmedik. Ama Adem Yavuz Aslan'ın yazmış olduğu o Diyarbakır'daki gözler, izlenimler bende şöyle bir duygu oluşturdu. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde o konuda, yani özellikle şu anayasanın referanduma gitmesi onaylandıktan sonra, yani mecliste. Ondan sonra bence orada biraz sıkıntı olacak gibime geliyor. Ondan sonra bu barış sürecindeki bir kesinti, takıntı vesaire orada bizi olumsuz etkileyecek bir beklenti o. Büyüme konusuna gelince ilk 3 ay büyümesi kötüydü. Ama yani sanayi üretimi verileri ilk 3 ayda büyümenin kötü olduğunu gösteriyor. Daha doğrusu istenen düzeyde olmadığını gösteriyor. %4'ü yakalayamayacakmışız gibi gözüküyor. Bundan sonraki temel beklenti %4-4,5 büyüme beklentisi yaratacak her veri bizim için yeni bir beklenti oluşturur. Ama ne Moody's'in not artışı beklentisi ne de faiz indirimi beklentisi kadar güçlü olmaz. Bu anlamda hemen şunu söyleyeyim. Borsa açısından bunu Barış daha önce çizmiştik ve göstermiştim. Onu özellikle tekrar göstermek istiyorum. Grafiği verelim arkadaşlar. Şu seviyede dikkat et. Fibonacci çalışması, yani Fibonacci analizleri ve gerçekten de şey yapıyor. Gerçekten çok etkili oluyor. Yani tam yerini gösteriyor. Bak dikkat et. Şurası 93.500, 95.000 aralığı. Burada direnç var. Ve burayı geçmesi bayağı bir uzun zaman alabilir. Yani birkaç ay alabilir. Yani 95.000'i şu an geçmesi birkaç ay zaman alabilir. Dikkat edersen dün ne diyordum? Dün borsa genel olarak yukarı gidecektir. Bu yıl çok fazla bir sorun görmüyoruz. Büyüme konusunda da ivme kazanacak. Şu an talep de çok artmış. Aşırı alım bölgesindeyiz. Dolayısıyla bu bölgeden itibaren hani 95.000'in üzerinde ben alım yapmazdım Barış. Ve 93.000, 95.000 civarında bir miktar nakde geçip beklemeyi tercih ederdim. Ya da alacaksam bile hisse senetlerinde acayip seçici davranırım. Seçici davranıldıktan sonra borsa düşse bile birçok var yani gidebilecek hisse senetleri. Çünkü onlar büyümeye ve cirosunu, karını arttırmaya devam ediyor. Hocam Tayfun Kuzey demiş ki artık bakın neleri konuşuyoruz. Soru şöyle. Endeks 100.000 olunca 1-0 atılacak mı acaba? Aslında şöyle yani daha önce hani ekranlarda fazla yer kaplıyor diye zaten, yoksa bir değişiklik söz konusu olmaz. Yani sıfır atılabilir. Sinan Bey de diyor ki Vakıfbank için 10 liranın üzerine götürülecek görüş çok kuvvetlenmeye başladı. Bilgi alabilir miyim diye sormuş o da.
Şimdi vakıf bank şimdi götürülecek deyince tabii ki bizim... Başka anlamlar da çıkabiliyor evet, o cümleden tabii. Yani bizim tabii şöyle yatırımcı bu tip laflara çok fazla şey yapmasın. Şimdi beyinde insanın şöyle bir şeyi vardır. Çıpalama etkisi vardır, tamam mı? Şimdi bakıyorum vakıf bank şu an tarihinin zirvesinde. Yani daha önce geçmiş burayı. Şu şekilde yani 5 lirayı geçmiş. Şunu da lineer olarak gösterelim. 5 lirayı geçtikten sonra 7 liraya kadar gelmiş ve %40'ın üzerinde bir artış yapmış. Vakıf Bank'ın hikayesi şu. Hikayesi olan çok kağıt var. Yani özelleştirilecek. Yani yeni hisse satışı olacak. Evet. Biliyorsun Vakıf Bank'ta. Dolayısıyla o olumlu etkileyebilir. Ama teknik olarak baktığım zaman şimdi öyle fiyat çıpaları hiç kimse beyninde fiyat çıpası oluşturmasın. Maksimum benim görebildiğim seviye yaklaşık olarak 7.63 olabilir teknik olarak şu an için. Gong çaldı hocam. Evet, İsterseniz hemen, bitirirken 2 evet. dakikamız var. 2 dakika içerisinde bakalım. İMKB nasıl açıldı bir ona bakalım. 1 dakikalık grafiklerle bakalım. Evet İMKB şu an şu seviye pardon BIST 100 ya. Yani ben de artık yaşlanıyor muyum Barış? Sen ne hocam. Çektin Barış benden? Sen vallahi çekiyoruz hocam işte. İzleyicilerimiz de görüyorlar. Ne yaparsınız? 91.750. Evet. 93.000 tam beklediğimiz yerde açıldı. 93.500, 93.600 de çok önemli bir direnç var. Şu an güçlü bir işlem hacmi var. İlk anda yaklaşık olarak 35 milyon lot işlem hacmi olmuş durumda ilk evet. dakika itibariyle. Ve hemen hafif yani açıldı ve gerileme yaptı. Yani 93.250 civarından açıldı. En yüksek gördüğü seviye 93.116 ve şu anda da 92.900 yani 93.000 seviyesinde bulunuyor. Hocam son bir soru sorayım mı? Buyur. Bitirdiyseniz borsayı. Evet. Doların alım noktası Soner Bey sorar. Birkaç cümleyle kapatacağız çünkü. Dolarda şöyle deminki çalışma şunu da söylüyor. Döviz üzerinde etkisi şöyle oluyor. Türk parası değerlenecek buna göre. Evet. Fakat... Yani diğer ülkelerde böyle olmuş. Fakat bizim Merkez Bankası Türk parasını değerlendirmemek için elinden geleni yapıyor. Bunu ben göz önüne alarak evet. 1.8250'ye gelmişti dolar. En fazla düşüş yeri artık daha önce 1.79, 1.78'den alınır dediğimiz yerler ki buraya da geldi ve 1.79'dan alanlar bence bayağı iyi de kazandılar. Evet. Tahmin ediyorum 1.80'in altı iyi bir bence uygun alım yeri olur. Kapatırken şunu da söyleyeyim Timur Bey, Timur Elmoğlu aynı maili 4. kez atıyorum demişsiniz. Biz dün bu soruyu yanıtladık Timur Bey herhalde kaçırdınız. Bir yazınızı hocam o Excel tablosunu bulamadım demiştim açıklamıştık ya. Biz dün yanıtladık onu. Evet. Biz de ikinci Timur, kez yanıtlayalım isterseniz. İkinci kez yanıtlayalım. Kısaca hemen. Bilgeyatırımcı.com sitesinde benim pazartesi günü yazdığım, pazartesi ya da salı yazdığım seans içinden yazısının, yani benim resmimi tıklayın, seans içinden yazıları geliyor. Pazartesi ya da salı yazdığım yazının en altında Excel'i indirmek için tıklayınız yazıyor. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Haftayı bitiriyoruz. Size iyi hafta sonları diliyorum. Ben şimdi de sana iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi sabah yine beraber olacağız. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Paranın rotasını noktalıyoruz. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.